Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Konu anlatımına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz noktalama işaretleri. Hemen hemen her sınavda çıkmakta arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinleyelim. Noktayla başlıyoruz. Sizler için bunu maddeler halinde yazdım. Birinci maddemiz cümlenin sonuna nokta gelir. Osman Bey Bizans'a karşı başarılı bir politika izledi cümlesinde. Bakın cümle bitmiş arkadaşlar. Yüklem var. O yüzden cümlenin sonuna nokta gelmiştir. Yine bazı kısaltmaların sonuna da nokta konur. Özellikle küçük harflerle yapılan kısaltmalarda bunu görüyoruz. Doktor, profesör, Almanca, santimetre, bakınız gibi sözcüklerin sonunda nedir? Noktalama işaretlerinden nokta kullanıldığı görülmektedir. Bu konuyla ilgili önemli bir uyarımız var arkadaşlar. O da şu. Bakın Türkiye Cumhuriyeti ya da Türkçe kısaltmaları dışında arkadaşlar büyük harflerle yapılan kısaltmalara nokta konulmaz. TC dediğimde bakın nokta kullanmışım. T Türkçe ifade eder. Kısaltma yaptığımda arkadaşlar sonuna nokta gelir. Üçüncü kuralımız sayılardan sonra yine sıra bildirmek için konur. Genellikle de biz bunu nerede görüyoruz? İnci ekinde olduğunu görüyoruz. 20. dönem dediğimizde bakın sıra bildirmiş. 2. Mehmet derken, 19. yüzyıl derken ya da 100. bölüm derken inci ekinin yerine sıra bildirmek için nokta işaretinin kullanıldığı görülmektedir. Dördüncü özelliğimiz arka arkaya sıralandıkları için. Bakın arkadaşlar virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur. 1, 2 ve 3. parçalarda zafiyet var ifadesinde. Bakın sıralama yapmışım ama sıralamanın sonuna nokta işaretini getirmişim. 15. ve 16. asırda yaşamış ifadesinde ise 15'te bir şey yok ama 16. yani sıralama yapıp sıralamanın sonuna arkadaşlar nokta işaretini kullanmışım. Buna da lütfen dikkat edelim. Beşinci kuralımız tarihlerin yazılışında özellikle gün, ay ve yıl gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Görmüş olduğunuz gibi bu tarihlerde arkadaşlar gün, ay ve yılı ayırmak için araya nokta işareti konmuştur. Altıncı özelliğimiz saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Sabah 9.30'da yola çıkacağız cümlesinde bakın saatle dakikayı ayırt etmek için araya nokta gelmiş arkadaşlar. Toplantı saat 14.15'te başlayacak ifadesinde yine saatle dakikayı ayırmak için nokta konmuş. Dersler 15'te başlayacak ifadesinde de yine saatle dakikayı ayırt etmek için araya nokta gelmiş. Arkadaşlar iki nokta sadece dijital saatlerde olur. Yazında olmaz arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Yedinci kuralımız 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. 40 bin örneğinde olduğu gibi ya da 15 milyon 300 bin örneğinde olduğu gibi üçlü gruplara ayrılarak araya nokta işareti konulduğu görülmektedir. Önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Tarihlerde ay adları yazıyla da arkadaşlar yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat etmiş olalım. Tören 23 Nisan Pazartesi günü yapılacak cümlesinde bakın 23 Nisan Pazartesi'nin arasına herhangi bir noktalama işaretinin gelmediğini görüyoruz. Buna da dikkat edelim. 8. kuralımız matematikte çarpı işareti yerine kullanılır. 15 çarpı 2 eşittir 30 ifadesinde görüldüğü gibi nokta burada çarpı işaretinin yerine kullanılmıştır. Noktalama işaretlerinden ikincisine geçiyoruz, virgüle. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcükleri ya da kelime gruplarının arasına konduğu görülmektedir. Bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum cümlesinde bakın. Oda isim. Nasıl oda? Sıcak, aydınlık ve sevimli oda. Burası niteleme sıfatıdır. Eş görevli sözcük
sıcak ve aydınlık sözcüklerini birbirinden ayırmak için virgülün kullanıldığı görülmektedir. Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk cümlesinde ise nasıl uğraşıyorduk arkadaşlar? Nasıl kaçmaya uğraşıyorduk? Titreşerek, haykırarak, o da durum zarfıdır. Eş görevli sözcükler ayırmak için araya virgül işareti gelmiştir. İkinci kuralımızda ise virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Hayata tutunmak için elinden geleni yapıyor, gecesini gündüzüne katıyordu cümlesinde. Yapıyor yüklem, katıyordu yüklem. Arkadaşlar iki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için buna sıralı cümle denir. Aynı zamanda bu virgülün görevlerinden bir tanesidir. Üçüncü kuralımız uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan arkadaşlar özneyi belirtmek için virgülü kullanılır. Ali Osman babasının cebinden aldığı anahtarla arabayı çalıştırıp uzun bir yolculuğa çıktı. Bakın çıktı yüklem. Çıkan kim? Ali Osman özne. Özne yüklemden uzak düşmüş. Bunu vurgulamak için, belirtmek için arkadaşlar virgül işareti kullanılmaktadır. Dördüncü kuralımız içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Yeditepeli şehirden, İstanbul'dan geçen hafta dönmüştü cümlesinde dönmüştü yüklem, dönen kim o? Bakın gizli özne, nereden? Yeditepeli şehirden, dolaylı tümleç, ne zaman? Geçen hafta zarf tümleci. Yeditepeli şehir neresiymiş arkadaşlar? İstanbul'muş. İstanbul sözcüğü burada ara sözdür. Ara sözler iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösterilir. O yüzden buradaki virgül de ara sözü göstermek amacıyla kullanılmıştır. Beşinci kuralımıza geçiyoruz. Arkadaşlar tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül kullanılır. İngiltere'ye haftaya gideceğim dedi. Dedi yüklem. Kim dedi? O. Gizli özne. O ne demiş? İngiltere'ye haftaya gideceğim. Bir başkasının sözünü arkadaşlar aktarmış. Dolayısıyla burası nedir? Alıntı bir cümledir. Alıntı cümleyi göstermek amacıyla da virgülün kullanıldığı görülmektedir. Altıncı kuralımız edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna virgül konur. Bahçe kapısını açtı. Serkan Bey'e bu anahtar köşkü de açar dedi cümlesinde. Bakın hem burada virgülün kullanıldığını görüyoruz. Hem de burada yani alıntı bir sözcükte virgülün kullanıldığı görülmektedir. Yedinci kuralımız kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, hadi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. Hayır, sen bu sorumluluğu alamazsın cümlesinde bakın, hayırdan sonra virgül konmuş. Hay hay, siz nasıl isterseniz, hay hay sözcüğünden sonra, pekala, tüm şartlarınızı kabul ediyorum, pekala yani onay cümlesinden sonra da virgül işareti gelmiştir. Sekizinci kuralımız, bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Genç müdür yardımcısına elindeki evrakları uzattı cümlesinde. Arkadaşlar genç olan müdür mü yoksa başka bir genç müdür yardımcısına mı evrakları uzatıyor? Dolayısıyla buradaki anlam karışıklığını gidermek için yani anlatım bozukluğunu gidermek için virgül işaretinin kullanıldığı görülmektedir. Dokuzuncu kuralımız hitap için kullanılan kelimelerden sonra yine arkadaşlar virgül kullanılır. Efendiler bilirsiniz ki hayat demek mücadele müsaademe demektir ifadesinde. Bakın efendiler hitap bildiriyor. Bundan sonra da arkadaşlar virgül işareti gelebilir. 10. kuralımız sayıların yazılışında özellikle arkadaşlar kesirleri ayırmak için kullanılır. 2 virgül %34, 10 virgül %65, 124 tam,
%13 gibi ifadelerde burada arkadaşlar kesirleri ayırmak için virgülün kullanıldığı görülmektedir. 11. kuralımız özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz ifadesinde bakın bu sözcüğü özne olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar virgül işaretinin kullanıldığı görülmektedir. 12. kuralımız kitap, dergi ve benzerlerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra da virgül kullanılır. Fali Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul 1938. Bakın kitabın künyesini yazarken de arkadaşlar yine virgül işaretinin kullanıldığı görülmektedir. Virgüllerle ilgili önemli uyarılarımız var. Bunlardan birincisi metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce de sonra da virgül arkadaşlar kesinlikle kullanılmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin cümlesinde ya tekrarlı bağlaçtır. Öncesinde ve sonrasında virgül kullanılmamıştır. Gerek evde gerek okulda aynı davranışları sergiliyor cümlesinde ise yine gerek tekrarlı bağlaçtır. Öncesinde ve sonrasında virgül kullanılmamıştır. İkinci uyarımız cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan arkadaşlar de da bağlacından sonra virgül konmaz. İmlamız lisanımız düzelince lisanımız da kafamız düzelince düzelecek. Çünkü o da ancak onlar kadar ifadesinde bakın D bağlaçlarından sonra arkadaşlar virgülün gelmediği görülmektedir. Üçüncü önemli uyarımıza geçiyoruz. O da şu arkadaşlar. Metin içindeki soru eki olan mı, mi ekinden sonra yine virgül konmaz. Ben aç yattım mı kötü rüyalar görürüm nedense ifadesinde bakın mı arkadaşlar burada soru ekidir ve ondan sonra virgülün gelmediği görülmektedir. Öyle zekiler vardır. Konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın ifadesinde ise bakın mı soru ekidir. Kendisinden sonra virgülün gelmediği görülmektedir. Diğer bir uyarımız arkadaşlar o da şu. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Özellikle Türkiye geneli deneme sınavlarında ya da gerçek sınavda bu çıkıyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. İçine kurt düşerse bir daha kapıma gelme. Bakın şart ekinden sonra virgülün gelmediği görülmektedir. Son uyarımıza geçiyoruz virgülle ilgili. Metin içinde arak, erek, ıp, ip, up, üp, madam, meden, ken, dıkça, dikçe. Bunlar nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Bu eklerden sonra virgül konmaz. Bakın şimdi turistler otele yürüyerek gitmeyi düşünüyorlar. Arak erek zarf fiil ekidir. Bundan sonra virgül kullanılmamıştır. Su şişesinin kapağını iyice sıkıp masanın üzerine bıraktı. Bakın yine ıp ip up üp zarf fiil ekidir. Bundan sonra da virgülün kullanılmadığı görülmektedir. Arkadaşlar lütfen bu uyarılara dikkat edelim. Genellikle bu uyarılar sınavlarda çıkan ve öğrencilerin en çok hata yaptığı, karıştırdığı yerler olarak göze çarpmaktadır. Üçüncü noktalama işaretine geçiyoruz. Noktalı virgül. Arkadaşlar cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Bakın erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir cümlesinde hem erkek çocuklarını hem de kız çocuklarını ayırmak için noktalı virgül kullanılmıştır arkadaşlar. Yine ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için de arkadaşlar noktalı virgül konur. At ölür meydan kalır. Bakın ölür yüklem, kalır yüklem, iki yüklem birbirinden virgülle ayrılmış. Burası nedir? Sıralı bir cümledir. Yiğit ölür, şan kalır, kalır yüklem, ölür yüklem, virgülle ayrılmış. Yine burası da nedir arkadaşlar? Sıralı cümledir. İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de
araya noktalı virgül gelir. Üçüncü kuralımız, öznenin kendinden sonra gelen ögelerle karışmasını önlemek için özneden sonra noktalı virgül kullanılır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Mehmet Fuat Köprülü gibi sanatçılardan etkilenmiştir. Arkadaşlar, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan sonra noktalı virgül getirmesem kimin kimden etkilendiği belli olmayacak. O yüzden Ahmet Hamdi Tanpınar'dan sonra noktalı virgül getirilmiştir. Dördüncü noktalama işaretine geçiyoruz. İki nokta. Arkadaşlar, kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Bakın, masada neler yoktu ki? Kebap, lahmacun, ayran, salata. Şimdi dikkat edin. Kendisiyle ilgili örnekler verilmiş. Kebap, lahmacun, ayran gibi. O yüzden araya da iki nokta gelmiş. Arkadaşlar, iki noktadan sonra her zaman büyük harflerle başlayacak diye bir kural yok. Görmüş olduğunuz gibi burada da küçük harfle başladığı görülmektedir. Ama sadece buraya özgü bu. Bunun dışında genellikle de büyük başlar. İkinci kuralımız, kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Bu kararın istinad ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. Bakın, esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır ifadesinde açıklama verilecek cümlenin sonuna ne konmuş arkadaşlar? İki nokta konmuş ve büyük harfle başladığı görülmektedir. Kendimi takdim edeyim. Ben bu sitenin yöneticisiyim. Bakın, açıklama yapmadan önce iki nokta kullanıldığı görülmektedir. Arkadaşlar, ses bilgisinde yine uzun ünlüyü göstermek için kullanılır. Dikkat edecek olursanız aile derken ya da katil derken ya da icat derken arkadaşlar uzun ünlüyü göstermek için iki nokta kullanılmıştır. Dördüncü kuralımız, karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra iki nokta konur. Hürrem Sultan, Süleyman Sefer'den ne zaman dönecek ifadesinde Hürrem Sultan'ın sözünden önce iki nokta konmuştur. Vezir, üç vakte kadar burada olurlar sultanım ifadesinde yine vezirin sözünden önce iki noktanın kullanıldığı görülmektedir. Çok önemli bir uyarımız var. Bakın arkadaşlar, bu uyarıya lütfen dikkat edelim. İki noktadan sonra eğer açıklama yapılacaksa arkadaşlar, açıklamanın ilk sözcüğü her zaman nasıl başlar arkadaşlar? Büyük harfle başlar. Devam eden örnekler sıralanacaksa ilk örnek de her zaman küçük harfle başlar. Lütfen buna dikkat edelim. Öğrenciler en çok bu kısımda hata yapıyor. Sanatçı şunun için şiirlerinde hüzün temasını işler ifadesinde küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Bakın, açıklama cümle şeklinde, o yüzden açıklamanın başına iki nokta gelir ve büyük harfle başladığı görülmektedir. Bu bahçede birçok sebze yetişir. Domates, biber, fasulye. Örnek vermiş değil mi bunlar arkadaşlar, yetişen sebzeleri? Ve örnek verdiği için yine bunun başına iki nokta gelir. Ve arkadaşlar, örnekler devam etmiş. Bakın, devam eden örnekler silsilesi var. Bundan dolayı da domatesin D'si küçük yazılmıştır. Önemli bir detaydır. Lütfen buna dikkat edin. Diğer bir noktalama işaretine geçiyoruz arkadaşlar. 3 nokta. Birinci kuralımız, anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Öğleden sonra çiseleyen yağmurun nameleri derken bakın, cümlenin devamı okuyucuya bırakılmış. O yüzden sonuna da 3 nokta geldiği görülmektedir. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelimelerin yerine konur. Şoför A'ya yaklaştığımızı söyledi ifadesinde kişinin adı söylenmek istemediği için 3 nokta konmuştur. Kılavuzu kargı olanın burnu nokta noktadan çıkmaz. Nedir bu arkadaşlar? Hepinizin tahmin ettiği şeydir. Dolayısıyla söylenmek istenmemiş. Bunun yerine 3 nokta konmuştur. Üçüncü kuralımız, alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur. Bakın, nokta nokta derken şehrin öte başından
boğuk boğuk sesler gelmeye başladı ifadesinde hem başında hem de sonunda arkadaşlar bu kısımların yerine de 3 nokta konmuştur. Buna da dikkat edelim. Dördüncü kuralımız sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığı göstermek ve ifadeye güç katmak için konur. Tıpkı birinci özellik gibi sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz derken bakın buradaki bu kısım okuyucuya bırakılmıştır. O yüzden de 3 noktayla gösterilmiştir. Geçiyoruz soru işaretine arkadaşlar. Soru işaretinin birinci kuralı soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Ne zaman bitecek bu azap cümlesinde? Bakın soru bildirmiş. O yüzden sonuna da soru işareti gelmiş. İkinci kuralımız soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna gelir. Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar adınız sözcüğünden sonra soru işareti gelmiştir. Üçüncü kuralımız bilinmeyen, kesin olmayan ve şüpheyle karşılanan arkadaşlar yer ve tarih gibi durumlar için kullanılır soru işareti. Yunus Emre 1240-1320 bakın doğum tarihi net olarak bilinmediği için soru işareti gelmiştir. Doğum yeri o da bilinmediği için soru işaretiyle gösterilmiştir. Önemli bir uyarımız var. Arkadaşlar mi eki alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Akşam oldu mu sürüler döner ifadesinde bakın akşam olduğu zaman sürüler döner. Döner yüklem kim döner ya da ne döner sürüler özne ne zaman akşam olduğu zaman burası zarf tümlecidir. Hava karardı mı ya da karardığı zaman eve gideriz. Gideriz yüklem kim biz. Gizli özne, nereye, eve, dolaylı tümleç, ne zaman, hava karardığı zaman, bu da zarf tümlecidir. Soru işaretiyle ilgili önemli bir uyarımız daha var arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bu da çok çıkıyor. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Arkadaşlar, demek istediği şey şu. Eğer birden fazla soru anlamı taşıyan sözcük varsa bir cümlede aralara virgül gelir. Soru işareti cümlenin en sonuna atılır. Bakın çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı ifadesinde görmüş olduğunuz gibi iki tane soru var. Bu iki sorunun arasında virgül gelir. En sonuna da arkadaşlar soru işareti gelir. Eğer zaten buraya bir soru işareti koymuş olsaydık çok sözcüğünün büyük harfle başlaması gerekirdi. O yüzden burada virgül vardır. Lütfen bunu unutmayalım. Bu videonun son konusuna geldik arkadaşlar. Ünlem işareti, sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Hava ne kadar da sıcak cümlesinde şaşırma olduğu için ünlem işareti konmuştur. Ne kadar akıllı adamlar var, vah vah ifadesinde ise acıma anlamı olduğu için ünlem işareti konmuştur. Ne mutlu Türk'üm diyene cümlesinde ise Atatürk'ün sözü bildiğiniz gibi burada da arkadaşlar kıvanç, gurur olduğundan dolayı ünlem işareti konmuştur. İkinci kuralımıza geçiyoruz. Arkadaşlar seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra da yine ünlem işareti konmaktadır. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri ifadesinde bakın seslenme bildirdiği için burada ne vardır? Ünlem işareti vardır. Ey Türk gençliği derken de yine hitap vardır. Hitaptan sonra da arkadaşlar ünlem işareti konmuştur. Önemli bir uyarımız var. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konulabilir. Bakın şimdi imdat hırsız var ifadesinde. İmdat bir ünlemdir arkadaşlar. Bundan sonra da konulabilir. Bundan sonra konursa hırsız sözcüğünün ilk harfi nedir? Büyük harfle başlar. Buna dikkat edelim ve sonuna da nokta gelir. İmdat hırsız var ifadesinde ise yine aynı ifade. Eğer imdattan sonra ünlem kullanmayacaksak araya virgül gelir. Hırsızın ilk harfi küçük başlar.
ünlemde arkadaşlar sona gelir. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin. Üçüncü ve son kuralımız arkadaşlar ünlemle ilgili. Alay, kinaye, küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay aylaç içinde ünlem işareti kullanılır. İsteseymiş bir günde bitirirmiş ama ne yazık ki vakti yokmuş ifadesinde bakın burada arkadaşlar ne var? Kinaye var. Bundan dolayı da ünlem işareti kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.